sizlere havayı köklendirme bakımı ile ilgili bilgiler ve uygulamalar göstermeye çalışacağız. Havayı köklendirme her türlü bitkide uygulanabilir. İster otsu bitkiler, ister odunsu bitkiler, her türlü ağacınızda havayı köklendirme uygulaması yapabilirsiniz. Çok zor köklenen, çelikten köklendirme yöntemi ile çok zor köklenen ağaçlarda, türlerde bile havayı köklendirmenin başarılı olduğu durumlar vakidir. Siz de ağacınızı kendi imkanlarınızla çoğaltmak istiyorsanız havayı köklendirme son derece uygun bir yöntemdir. Peki ne kadar kalınlıkta bir dala havayı köklendirme uygulamak daha uygun olur? Bakınız şöyle bir kalınlıkta, yani parmak kalınlığında bir dala havayı köklendirme yapmak köklenme ihtimalini artırır. Neden? Çünkü bu tarz ince dallar geçen seneki sürgünler, yani genç sürgünlerdir. Genç sürgünlerin köklenme ihtimali, potansiyeli daha yüksek olduğundan dolayı bu şekilde ince dallara köklendirme uygulaması yapabilirsiniz. Bakınız şu şekilde kalın dallara veya işte ne bileyim şuradaki gibi kalın bir dala köklendirme uygulaması yapmak çok doğru değildir. Köklenir mi? Köklenir. Evet, buradan kök çıkar ama bakınız kocaman bir gövde, burada ne kadar kök çıkacak? Şu kadarlık bir kök çıkacak. Burada küçücük bir kök alanı kocaman bir gövdeyi, kalın bir gövdeyi taşıyamayacağından dolayı siz köklenme sonrasında buradan ayırıp yeni bir yere dikmiş olsanız bile o ağacın yaşama ihtimali oldukça düşüktür. Bundan dolayı genç sürgünlere ince gövdeli dallara yaparsanız köklenme ihtimali hem daha yüksek olur hem de ayırdıktan sonra yaşama ihtimali çok çok daha yüksek olur.